Peygamberimizin temsilcisi, Tanrı'nın yeryüzüne vuran gölgesi, yedi iklim padişahı Sultan Murad'ın sevgili mutlu kulları, müjdeler olsun size. Hayrola Şırtkan başı. Padişahımız yer götürmez askerle varıp çetin bir savaştan sonra, hadi ya, Revan Kalesi'ni Acem Şahı'nın pençesinden koparıp ülkemize katmıştır. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yahu niye Bağdat değil de Revan? Ya niye? Her şeyin bir sırası var. Ey sevgili kulları Sultan Murad'ın. Düşman gerçi yenilmez derecede güçlüydü. Ama padişahımız için yenilmez bir güç olamayacağından dize gelmek zorunda kaldı. Onlar şimdi yenilmiş olmanın utancını sindirmeye çalışa dursun, Sultan Murad'ın kulları barışın nimetlerine boğulacaktır. Ne mutlu Sultan Murad'ın kulu olana. Ne mutlu, ne mutlu. İş bu fetihnamenin suretleri, karadan ve denizden yedi iklime yayılacak, düşmanın yenilmiş olduğu Avrupa krallarına dahi bildirilecektir. Bildirilsin ya, bildirilsin. Bildirilecek ve dahi denilecektir. Ya. Haddinizi bilin, yoksa Sultan Murad sizler için de bir iyilik düşünür ha. Yaşa sen padişahım, sen binler yaşa. Bin yaşa padişahım. Binler yaşa! Neydi bu çığlıklar? Yıldız kaydı Osmanlı göğünde. Ne? Ne? Şehzade Bayazıt mı? Şehzade Süleyman daha. Doyduk, doymadık demeyin. Cihan Padişahı Sultan Murad'ın fetih müjdesiyle birlikte gönderdiği buyruktur. Demek şehzadelerin işi tamam ha? İşi tamam ha. Padişahın buyruğudur dedim. Kendisi konuşuyor Sultan Murad'ın, ona göre ha. Her fetihten sonra devlet ve din düşmanlarının fesatlarına karşı coşkun sevinç ve neşe gösterisinde bulunması, zevku sefa içre eğlenmesi için halka izin ve ruhsat vermek büyük atalarımın koyduğu bir yasadır. Halkım bayram edip sevinsin isterim. Ancak şer'an haram, aklen fena olan şeylere izin yok. Başımıza gelen ne yapacağız? Yedisinden yetmişine kadın, erkek, Müslim, gayrimüslim, herkes kendi yaratılışına uygun olarak biçimlice eğlenecek. Eğlenmekte ihmali görülenin gereği düşünülecek. Padişah efendimizin buyruğudur. Eyvah. Herkes eğlenecek. Doyduk, doymadık demeyin. Sen iyi şairsin Nefi. Güzel işaretler sunarsın. Ama bilemezsin bu işaretlerin kişiyi nereye dek götüreceğini. Tedbir bunlar, şair, tedbir. Dünyayı yutup sindirmeyeni yutup sindirir dünya. Ama şimdiye dek padişahım, hiç kimse tek başına yutamadı dünyayı. İştah meselesi şair, iştah. Ölçüyü kaçırıp azan iştah hünkârım, kişinin kendini dahi yutar sonunda. Kurduğum düzen uğruna şair, her şeyi göze alabilirim ben. Gerekirse bütün halkı yok edebilirim. Düzen dahi halk içindir padişahım. Hay sen ölmeyesin şair. Elbette düzen dahi halk içindir. Ülkem halkına buyruğumdur. Yedi iklim padişahı Sultan Murad'ın buyruğudur.
Ulemadan Kadızade Mehmet Efendi tütünün dinimize aykırı olduğuna fetva vermiştir. Tütün şer'an haram, aklen fena nesnedir. Ama kalben latif bir nesnedir. İstanbul'u kasıp kavuran son büyük yangının bir kahvehaneden çıktığı düşünülür. Kalafat yerinden çıktı yangın. Uygunsuz ve ahlaksız güruhunun kahvehanelerde yuvalandığı, kahve fuhuş ve her türlü iğrençlik yolunda ülfet ettikleri düşünülürse, büyük bir afet olan son yangını Tanrı'nın gökten indirdiği bir sille saymak gerekir. İmdi kadın erkek, yaşlı genç, Müslim gayrimüslim, buyruğum altında yaşayan hiç kimse bundan böyle tütün içmeyecek ve ülkemin güzel yüzünü lekeleyen kahvehaneler şu gelen gece sona ermeden yıkılacaktır. Ve sabah yıkılmamış olanlar içindekilere ve sahiplerine mezar olacaktır. Hadi tütün yasak diyelim. Peki kahve? Onun günahı ne? Değil mi ya? Arabistan'da bir ağaç varmış. Meyvesinden yiyen keçiler horat etmeye başlamışlar ay ışığında. Hop 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 hop. Kahveymiş keçilerin yediği ya. Sultan Murad'ın topuzu da pek güzel horat ettirir ha. Duyduk duymadık demeyin. Sultan Murad kendisi kol geziyor geceleri. Machiavelli hünkârım. Beni hapsettin hareme oğlum. Bir dediğiniz iki oluyor mu valide? Bir de gözcü diktin başıma. Sokaktan gelme bir kadının ne işi var Osmanlı sarayında? Elin kadını benden, seni doğurandan daha mı yakın sana devletli oğlum? Beni doğuran benim yıkımım için el oğluyla işbirliği ederken yardımıma koştu benim o. Koskoca bir padişah, bir cihan padişahı ayak takımından birine yakınlık göstersin böyle. Padişah karısı, padişah anası olmak yetmez soylu olmaya valide. Yanından ayırmazdın beni eskiden. Siz ayrılmazdınız benim yanımdan. Küçüktün. Yavrumu kanadım altına almak hakkım değil miydi devletli oğlum? Saltanat burcuna girdi artık yıldızım valide. Şairimiz dahi buna tanıktır. Madem öyle padişahım, sürün beni sarayınızdan. Gözünüz görmesin de rahat edin bari. Yeterince rahatım ben valide. Machiavelli'yi soruyordun. Şu Venedikli'ye çevirdiğiniz kitabı. Bir deli bir ince atar ortaya, bin akıllı paha biçemez. Yani hünkârım, abes mi bulursunuz kitabı? Şu andan tezi yok, hemen sürün beni. Eski bir saray mı olur, ıssız bir konak mı? Uzak bir köy evine kapatın isterseniz. Olmaz valide. Gözümden ayıramam sizi. Sonra özlerim. Validemsiz duramam ben. Hem eski bir sarayda, hele bir köy evinde oturmak koskoca bir valide sultana yakışır mı hiç? Güzel bir kitap Machiavelli'nin hükümdarı. Ancak beni tanımadan yazıldığı için hayli eksik bir kitap. Evet. İki türlü adam vardır şair. Oğlum beni böyle hor görüp yok sayacağına, artık işe yaramayan bir uşak parçası gibi sarayından dışarı atsın daha iyi. İki türlü adam vardır. Bir, kitapları izleyenler. İki, kitapların izlediği siz şimdi valide. Hemen hareme dönüp uslu uslu oturun, bir daha da çıkmayın oradan. Çünkü Sultan Murat iklimi hakim dışarıda. Sert esiyor yel valide, sert esecek. Ülkem halkına buyruğumdur. Yedi iklim padişahı Sultan Murad'ın buyruğudur. Bir şey mi arıyor erenler? Burası bizim mahalle ya. Bana Bekri Mustafa'nın evini gösterebilir misin ahbap? Bekri Mustafa sensin ya. O kadarını ben de biliyorum şaşkın. Ben sana kim olduğumu değil, nerede oturduğumu soruyorum be. Aman buyruk okunmadan evine götürün şunu. Hadi çabuk. Şimdi götürün.
Hadi. Dengeli, sağlam kuşaklar yetiştirmek, ulusun geleceğini güven altına almak için kullarım arasında yaşlı, genç, kadın, erkek, Müslim, gayrimüslim, hiç kimse rakı gibi, şarap gibi akla pusu kurup imanı avlayan, afyon gibi, esrar gibi iradeyi kıskıvrak bağlayıp hayali azdıran nesneleri ağzına koymayacak. Ve ülkemin güzel yüzünü lekeleyen meyhanelerin hepsi bu akşama dek yıkılacak. Yıkılmamış olanlar içindekilere ve sahiplerine mezar olacak. Duyduk, duymadık demeyin. Sultan Murat kol geziyor geceleri. Şair mi dedin Nefi? İstiridye kendini korumak için inci salgısıyla kaplar içine giren kum tanesini. Eski çağlarda şairler olmasaydı, devletle gelip yine devletle giden sultanları kim bilirdi şimdi? Hükümdarlığım tanıktır. Kaleminin gücü, büyüklük duygusundan nasibi olan herkesi saygıyla eğilmeye zorlayacaktır. Bugün de, yarın da. Şairliğim tanıktır. En parlak yıldızın cevherinden yapılmıştır şahane kılıcınız. Dilerim hiçbir zaman o kılıçla çatışmasın kalemin. Büyük olayları önlemek hünkârım haddi değildir kimsenin. Halka verir talkını, kendi yutar. Ben içerken kaldırıyorum yasağı. Sonra yine koyuyorum şair. Nefi. Hünkârım. Hep böyle tatlı, okşayan mısralar yazsana. Neden onun bunun kusurlarıyla uğraşıp çirkefe batırırsın kalemini koca şair? Halkın kaderiyle oynuyor onlar. Bu yüzden burnuma saygısızlık edip çirkefe eğilmek zorunda kalıyorum ara sıra. Her zaman okşamak olmaz hünkârım. Zaman zaman dürtmek de gerek insanları. O işi ben yapıyorum ya gerektikçe. Hem küm etmeden cevap verin müftü efendi. İnanç başkasına aktarılabilir mi? Din dersleriyle... Hap gibi yutturulabilir mi bu? Kolay inanç gevşek toprağa çevirmez mi insan ruhunu? İzin verin de düşüneyim padişahım. Ya demek düşünmedin daha önce. Oysa devlet hainleriyle işbirliği etmek değil... bunları düşünmektir senin işin. Bunun için besliyor devlet seni. Haşa padişahım. Sadık bir kulunuzum ben. Şimdi benden korktuğun için böyle söylüyorsun. Eskiden olsaydı o kuduz köpekleri üstüme salardın... sonra da kefil olup kurtarırdın beni. Haşa padişahım. Yaklaş! Yürüyemiyorum padişahım. Burada yürüyemeyen ayaklar... kanat kesilirmiş cennette. Hünkârım. Öyle değil mi şair? Bilgim yok padişahım. Söyle bakalım hoca efendi. Ayakları mı istersin, kanatları mı? Ha gayret az kaldı. Aferin. Bostancıbaşı, Şeyhülislam efendi Kıbrıs'ı ziyaret etmek isterler. Gemisini hazırlatıp hemen yolcu edesin. Bundan böyle, bundan böyle hiciv yazmak yok Nefi. Vezir demez, sadrazam demez, hicvederek iki paralık edersin devletimin itibarını.
Hünkârım, hicvetmeden duramam ben. İnsanlarda çarpıklıklar gördüm mü, ölsem dile getiririm onları. Öyleyse yazacağın hicivleri yalnız ben okuyayım bundan böyle. Yalnız benim hükümdarım olmak size yeter miydi padişahım? Devletli hünkârım benim. Hiciv biricik savunma silahıdır kulunuzun. Dolayısıyla halkın, benim susmam halkın boğulması demektir. Halkın gür konuşması da benim boğulmam demektir. Zehrini oraya buraya damlatma artık şair. Bazı hastalıklara hünkârım acil devadır zehir. O zehri dikkatli kullan da herhangi bir ölüme yol açmasın şair. Sultan Murat yasaklamadan önce bu kadar tatlı mıydı bu melet? Mecnun isen ey gönül, sana Leyla mı bulunmaz? Her yangın söndürülür padişahım, yürektekinden başka. Yürektekinden başka. Ey yaranı sefa, acep hangi kulenin alım satımında bizim Bekri Mustafa? Ferman padişahın, meyhaneler bizim. Bizimdir be canlar. Bu ne derin susuş be Mustafa? Şu hüzün de sırnaşık kadın gibi hani. Biraz yüzüne güleyim desen, adamın koynuna giriyor hemen. İndir tekmeyi kabasına, dön yoldaşlar arasına. Anlat, iyi misin, hoş musun? İyi miyim, hoş muyum? Dolu muyum, boş muyum? Aydınlık mıyım, loş muyum? Ayık mıyım, sarhoş muyum? Kimsiniz? Ne istersiniz? Hadi arkadaşlarıyız Bekri Mustafa'nın. Kendisiyle sohbet dileriz. Buyursunlar, buyursunlar. Selam olsun erenler, neşeniz tam olsun. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Selam ya Bekri Mustafa. Uzak olsun cefa. Geldi şarap, gitti kafa. Bulsa da içer, bulmasa da içer. Ve de Sırat Köprüsü'nü gözü kapalı geçer Bekri Mustafa. Berberde yenilenip geldi bizim kafa. Ali dost, Veli dost, uslu dost, deli dost, Bekri'ye tekkesine demir attı bizim post. Sırtımda derme çatma bir aba, yasağa karşı korur mu acaba? Ben dikerim, o sökülür. Arasından inci mercan dökülür. Meyhaneye vardım, aklımı kurtardım. Haydi erenler, bizimle gül derenler. Armudu taşlayalım, dibinde kışlayalım. Doldurun da kadehleri, sohbete başlayalım. Başlayalım.
ettim edemedim, bir sanat tutayım dedim. Ama velakin ne olsam, kayyum olsam kandilleri yakmalı, mezin olsam minareye çıkmalı, kadı olsam hatır gönül yıkmalı, vezir olsam insanlıktan çıkmalı, bakkal olsam kaldıramam kantarı, kasap olsam sallayamam satırı, nalbant olsam nallayamam katırı, hoca olsam bu şarabın hatırı. En sonunda kalaycı oldum, kalayladım kapları. Hep kırıldı tavaların sapları. Hiçbir işte dikiş tutturamayınca bari dedim olayım bir padişah. Koptu her köşeden ah üstüne ah. İşim yasak düşünmek. Akşam sabah dedim kurtar beni ya Hazreti Allah. Ve eşe dosta daha fazla rezil olmadan kalkıp gitmeli dedim oraya. Sonra kalkıp geldim buraya. Haydi canlar, hep beraber kadeh kaldıralım saraya. Desene işin iş artık Mustafa. Ekmek elden, şarap gölden ha. Yediğimizi de hak ederiz biz, içtiğimizi de. Yani? Yediğimiz kalelerden, içtiğimiz kulelerden. Kale alır, kule satarım ben. Kule alır, kale satarım. Bari kazancı iyi mi bu işin? İyiceydi ve de güzelce. Ama velakin Sultan Murat'tan önce. Yavaş git sen biraz. Hadi bakalım, ben atlı sen yaya olmaz. Herkes içsin benden, içsin erenler, içsin bizimle aşk yoluna girenler. Yeter apap. Ne der görenler? İçsin postu meyhaneye serenler. Dizgini çek hele biraz. İçin, ben atlı siz yaya olmaz, olmaz diyorum. Nice içsem az diyorum. Yavaş ol yiğidim, yavaş. Sultan ahırında beslenmiyor bizim atlar. Kade arkadaşıyız, aşk yoldaşıyız ya. Adını bile bağışlamadın daha. Bana derler Murat. Hangi Murat? Kum kapılı kelleci Murat. Hay Allah layini versin senin. Başka meslek bulamadın mı kendine? Sen kale alır kule satarsın. Benimki daha temiz, daha tutarlı iş. Kelle alır kelle satarım ben. Satan dilimdir. Alan gülümdür. Satan elimdir, alan ölümdür. O dediğin zulümdür. Zulüm gülümdür. İçin için diyorum size, içinde kendinizden geçin, dünyanızdan geçin. Şşşt, yavaş ol be. Ne kendimizden geçmeye niyetimiz var bizim, ne dünyamızdan. Çattık yahu. Sultan Murat'ın yasağından haberin yok senin galiba. Bana bak, Sultan Murat'ın da yasağının da... Sus! Edepsiz! İçin, için diyorum. Şarap içmeyenin kanını içerim. Bana derler kelleci Murat. Tövbe yarabbi, yine taktı kelleye. At şu lafı ağzından be adam. At! Bana derler Murat, kıldan incedir sırat. Anladık, anladık. Kılıçtan keskincedir Murat. Ama benim onu
Akıllı, uslu, insan gibi bir insan yapasım gelir. Gördüğüm her kelleyi koparasım gelir. Başlarım şimdi kellenden. Ha! Gel de hak verme Sultan Murad'a. Bu zıkkımı içmeyi bilmeyenler işte böyle iki paralık ederler şarabın meyhanenin şerefini. Gördüğüm her kelleyi sus ulan! Mahvedeceksin bizi. Sizler daha aklı başında görünüyorsunuz. Arkadaşınızı gizlice götürüp yatırın yatağına. Gördüğüm her kelleyi böyle koparasım gelir. Aman kollayın sağ solu ağalar. Sultan Murat kol geziyor geceleri. Ona göre ha. Hemen dönüp işini bitirelim mi padişahım? Anladıysa benim kim olduğumu, böylesine korkusuz olduğu için yaşaması gerek. Anlamadıysa gene yaşaması gerek, böylesine masum olduğu için. Hem benim koyduğum yasağa sizden benden çok hizmet ediyorum. İçkinin artık timsali olmuş bu adam. Dokunmam ona, dokunamam. Bekri Mustafa ne denli diri kalırsa, o denli gerekir benim içki yasağımda. Amcan Sultan Mustafa'yı hücresinden çıkartıp oturtmak isterlermiş senin tahtına. Osman! Osman! Ah beni uyuktan kurtar! Kurtar beni! Kurtar beni bu yükten! Kurtar! Kurtar beni bu yükten Osman! Osman! Kurtar beni! Buyurumdur. Yedi iklim padişahı Sultan Murad'ın buyruğudur. Bu gidişle yıldız kalmayacak Osmanlı göğünde. Hangisiymiş bu kez? Sen daha iyi bilirsin. Gündüzleri çarşıda, pazarda, sokaklarda, meydanlarda iki kişiden fazlası bir araya gelirse sorgusuz sualsiz oracıkta defterleri dürülecektir. Ey! Nereye? Buyruğu uygulamaya. Buyruk bitmedi daha. Güneş battıktan sonra İki kişi bir arada bir an dahi görülse hemen hakkın rahmetine kavuşturulacaktır. Bitmedi. Geceleri son derece gerekmedikçe hiç kimse dışarı çıkmayacak. Gerekip de çıkanların elinde mutlaka ve mutlaka fener olacaktır. Fenersiz sokağa çıkanların canları anında söndürülecektir. İş bu buyruk. Bildirilir bildirilmez yürüyecektir. Aman aman, buyruk yürümeden biz yürüyelim ağlar. Venedik elçisine verilecek cevaptır. Dün gecenin uykusuzluğu beni yordu mu ne? Venedik beyleri cevabınızı okurken şimşekler çakacak tepelerinde hünkârım. Emir Günoğlu Yusuf Han kulunuz bugünün sonunda zengin bir gece sunacak size. Ya
O çengilerle köçekler de var mı bu gece? Onlar da var efendimiz. Başkaları da. Sonra Kıbrıs'tan öyle şaraplar gelmiş ki birinin tadı benzemezmiş ötekine. Yusuf Han kulunuz der ki efendimiz, padişahımın bir günde geçireceği hiçbir gece bir öncekinin tekrarı olmayacak. Zevkü sefa bakımından. El hak doğru söyler eski Revan Bey. Bağdat'tan döner dönmez büyük bir sefere çıkmalı Venedik üstüne. Bağdat'ı kurtardıktan sonra padişahım Venedik'i de hizaya getiririz, başkalarını da. Ya getiririz demek. Devleti içeriden tehdit eden zorbaları siyaset kılıcıyla bir bir kaldırdık ortadan. Konya'da Rum Mehmet, Karahisar'da Baba Ömer, Aydın'da Kınalıoğlu, Eskişehir'de Kör Ali, İskilip'te Köse Şaban. Hepsi kahredildi. Artık devletin dış düşmanlarını dahi... Bir bir kahrederiz öyle mi ağa? Evelallah padişahım. Yeter ki siz buyurun. Kılıcım anında yol açar iradenize. Yalnız her zaman ve her yerde irademin doğrultusunda yol açmalı kılıcın ağa. Hakkında şikayetler gelir zaman zaman. Benim mi padişahım? Gereksiz zulmedermişsin. Ben mi padişahım? Buyruğum dışında cana kıyarmışsın. Ben padişahımın sağ kolu değil miyim? Sağ kolum dahi kafama uymalı benim. Bostancıbaşı! Baka Bostancıbaşı! Böyle talimden kışlaya döner gibi silahla çıkılır mı padişah katına? Kılıcım padişahımın hizmetindedir dedi. Silahını çıkarmak istemedi Mehmet Ağa. Bu kılıcın ucundan padişah düşmanlarının kanı damlamıştır hep. Öyleyse o kılıcın ucundan biraz da padişah küstahlarının kanı damlasın. Al şunu, al da cellat Kara Ali'ye ver. Kıymayın bana padişah. İnsaf edin. Daha çok, pek çok gerekirim ben size. Kıymayın bana. Dağ üstüne dağ yığılsa da altında bin can verir. Bir canla sağ kalırız biz. Baskı ne denli ağır olsa da bir çıkış yolu buluruz biz. Sen ben diye söyleşmek çölde can can yeşermektir. Sen ben diye söyleşince yazı yaban tüm çiçektir. Baka silahlara. Sadazama sık sık hatırlat buyruğumu. Sefer hazırlıkları şiddetle hızlandırıla. Bağdat'ı vaat ettim halkıma, askerime. Sözünde duramayan hükümdar tahtında dahi durmamalı bence. Moskova elçisiyle Lehistan elçisine nasıl cevap verileceğini sorar Sadrazam Paşa. İkisi de bizden yardım diler efendimiz. İkisi de birbirinin can düşmanı. Moskov çarına da yardım gönderile, Lehistan kralına da. Ama her iki yere dahi asker gönderilsin de bir ayağımız oralarda olsun. Yardım almaya alışanlar buyruk almaya da alışırlar zamanla. Bir de efendimiz şu Patrik işini sorar Sadrazam. Fener Patriği'nin Moskova ile mektuplaşmasını. Patrik gizliden gizliye isyan tohumları ekermiş Ortodoks kullarınız arasında. Patriğin başı hemen koparılıp Patrikhanenin kapısına asıla. Ortodoks kullarınızın tepkisi efendimiz... Devletimin güvenliği uğruna Şeyhülislam'ın dahi başını kopardım ben. Hükümdarın bir an duraklaması, bir asır bocalaması demektir halkının. Patriğin idamı efendimiz, bütün Hristiyanlık dünyasını birleştirebilir bize karşı. Tehlike dağları nice yükselirse çepçevre, onca büyür topuzu Sultan Murad'ın. Bu gece kol gezecek misiniz hünkârım? Şehri şöyle bir kolaçan edip Mirgün bahçesine geçeriz daha sonra. O da gelecek mi hünkârım? Kalsın. O artık her yerde nasıl olsa. Bir de efendimiz, Anadolu'dan garip bir nama var. Kayseri Sancağı'nın Karadayı köyünden İbrahim Hoca der ki efendimiz, bizim buralarda destursuz Ali derler bir dağ padişahı bütün Zamantı ve Afşar köylerini vergiye bağlamıştır.
İmdi sorarız. Padişahımız Sultan Murat mıdır yoksa destursuz Ali mi? Bilelim de ona göre kulluk eyleyelim. Bre ne yaman sorar bu hoca efendi. Demek ülkemin olanca köşe bucağı, her noktası benim varlığımı her an duymamakta henüz. Ben de sanırdım ki Sultan Murat dendi mi kıvılcımlarla titrer yerin göğün derinlikleri. Sivas valisine buyruğumdur. Dirliği düzenliği senden sorulan Kayseri sancağında destursuz Ali adında yasa düzen tanımaz biri türemiştir. O dolaylarda rastgele benlik sürerek Sultan Murad'ın padişahlığı konusunda kuşku uyandırmaktadır. Başını hemen bana iletesin. Onun başını yollayamazsan kendi başın kabulümdür. Aferin Sivas valisine. Aferin Karadayılı İbrahim Hoca'ya. Yasak demiş. Bunu ancak bir ben içerim demiş. Kim? O. İçmek candan geçmektir. Biliyorum demiş. Ne var ki bu zıkkımı içmekle ben halkımın uğrayacağı bütün kötülükleri kendi üstüme çekmiş oluyorum demiş. Ah olmaz demiş. Irmaklarca aksa şarap, kadehim dolmaz demiş. Vah, 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 vah. Biraz da biz candan geçsek bari. Biraz da biz kötülükleri üstümüze çeksek bari. Olmaz demiş. Kim? Adını anma, sular donar. Adını anma, otlar yanar. Kim? Anma adını, kalmaz taş üstünde taş. Anma adını, durmaz omuz üstünde baş. Kim? Adını anma, gölgesi kocaman bir alıcı kuş. Adını anma, yaşamak sarp dedikçe sarp bir yokuş. Kim? O, özüyle, yüzüyle, tam bir yabancıdır o. Yeşili yanmış, yokluğa kanmış, kara bir kar yamacıdır o. Şu iki adamdan biri düzgün yürüyor ama yalpalıyor öteki. Ağızlarını koklayın hele. Nefeslerinde rakıdan, şaraptan eser varsa... Düzgün yürüyen kurtardı paçayı. Eşkıya bindi. Bire indi. Ve hepsini ortadan kaldıran. Hepsinden daha korkunç şimdi.